Karşılaşması öncesinde her iki takımın teknik direktörleri Atiba ve Podolski mikrofonlarımıza konuştu değerli izleyiciler. İlk olarak Sergen Hoca ve Atiba neler söyledi izleyelim. Şampiyonluk tabii ki çok zor bir süreç geçirdik. Uzun bir zamandır pandemi dönemi işte yaşanan sıkıntılar. Yani sadece bizim için söylemiyorum, herkes için yaşanan ciddi sıkıntılar sezon içerisinde. Çok tarihin en uzun sezonu. Yaşanan oyuncu kayıpları, özellikle ligin son bölümünde her maç 6-7 tane eksikle oynamak gerçekten sıkıntılı bir süreç. Ama sonunun bu kadar güzel olması tabii bizi çok mutlu etti. Oyuncularımız çok mutlu oldular. Ciddi bir karakter koydular ortaya sezon boyunca. Ciddi sıkıntılar yaşamamıza rağmen onlar o dirençleriyle, mücadeleleriyle, sahadaki savaşmalarıyla bence sonuna kadar hem oyunsal anlamda hem de mücadele anlamında çok hak ettiğimiz bir şampiyonluk oldu diye düşünüyorum. Ligde hedefe ulaştık. Şimdi ikinci hedefimiz olan ki en az lig kadar değer verdiğimiz Türkiye Kupası. Orada da yarın Antalyaspor'la zor bir final maçı oynayacağız. İnşallah orada da kupayı alıp iki kupayla sezonu tamamlamak istiyoruz ama zaten sakat oyuncularımız, eksik oyuncularımız çok fazla sayıda var. Ama yine sezon içinde olduğu gibi çıkacak elde olan oyuncularımız kimle oynayacaksak en iyisini yapmaya çalışıp kupayı kazanmak için bütün mücadeleyi sahada vereceklerdir. Hiç şüphemiz yok ondan. Together and always believed in ourselves. So it would be great to finish this season off with. Bu sezonu harika bir sezon olarak adlandırmak için önümüzde bir maç daha var, bir kupa finali daha var. İnişi çıkışlı bir sezon oldu. Buraya gelmek zordu. Sadece lig anlamında değil, kupada da elimizden geleni hep yapmaya çalıştık. Gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalıştık. Finale geldik. Başarılı bir sezon geçirdik genel itibariyle. Finale geleceğimize ve kupayı kazanacağımıza hep inandık. Umuyorum bunu da başaracağız. Sezon sonuna doğru tabii şanssız sakatlıklar yaşadık. Maalesef üzgünüz. Arkadaşlarımızın, sakat olan arkadaşlarımızın bu son düzlükte olmasını isterdik tabii ama maalesef sahada yoklar ama bize hep destek verdiler, veriyorlardı. Bu çok güzel bir şey tabii ki. Sahada belki yoklar ama biz bir aileyiz. Sürekli bizimle beraberler, sürekli desteklerini hissediyoruz. Sevgili Ergin, sezon bittikten sonra teknik adamlardan sezonun o kısa değerlendirmesini dinlerken belki de o karmaşanın içinde göz ardı ettiğimiz bazı şeyleri de duyuyoruz. Mesela tarihin en uzun sezonu evet. Gibi. Doğru. Pandemi, hani koronavirüs son haftalarda olmadı çok fazla şükürler olsun ki. Ama teknik adamlar bunlarla da uğraştı. Hani bütün bu karmaşanın içinde iki final, biri kazanılmış, ikincisi de kazanılmış. Artık yarın %50 ihtimali var. Doğru. Değil mi? Yani çok uzun bir sezon, bunu bir süre olarak almayalım. Yani ay olarak değil, hocanın söylediği şey maç haftası olarak düşünürsek yani bir haftada 3 maç yapıyorsunuz, 3 hafta gibi geliyor. Bir sezon öncenin 3 haftasına tekamül eden bir süre bu. Başka şeyler var. Mesela büyük takımsınız. İç sahada en büyük gücünüz, itici gücünüz taraftarınız. Bir, ondan mahrumsunuz. İki, bu sezon 3 değil 5 oyuncu değişikliği hakkı var. 5 oyuncu değişikliği hakkı teknik adamların daha fazla özelliklerini kullanmak için bir fırsat olduğu gibi ekstra bir çalışma, üzerine çalışma da gerektiren bir şey. Bu da teknik adamlar için böyle bir süreç yaşattı. Tabii Sergen Hoca'nın Türkiye Kupası'nı ne kadar çok önemsediğini ilk günden beri biliyoruz. Bunun maçlarda sadece sözde değil, maçlarda çıkardığı kadrolara da baktığımız zaman bunu görüyoruz. Çünkü şundan hiç gocunmadı. Hep dedi ki benim hiç kupam yok. Yani bunu 3-4 kere söyledi Beşiktaş serüveni devam ederken. Şampiyon olduktan sonra ben ve ekibim ilk kupamızı aldık dedi. Yani kariyerinde çok iyi bir dönemi yaşarken, şu an zirveyi görmüşken Beşiktaş'ın ilk senesinde bu gücüyle ne kadar kupa varsa alabileceği toplamak isteyecektir. Dolayısıyla hani Türkiye'de de 10 tane kupa olur da hadi birinden vazgeçeyim dersin. Yani 2 tane kupa var alınabilecek. Üçüncüsüne çıkman için bunlardan birini alman gerekiyor. O yüzden çok önemsediğini biliyoruz. Şimdi Sergen Hoca şampiyonluğu yakaladı. İlk günler sıcak. Yara da böyledir. Hani sevinçler, üzüntüler de böyledir. Bir süre sonra gerçekten şunu dedirtecek yani hem kendine hem kamuoyuna. Ya gerçekten çok önemli bir iş başarmışı bir süre sonra fark edecek ve söylenilmeye başlayacak aslında yaptıkları bu sene yakaladığı şampiyonluk özelinde. Yaz Atiba'yı dinledim. Herhalde 2050-2051 sezonunda Türkiye Kupası finalinde teknik direktör Rıdvan Yılmaz
basın toplantısını Atiba Hutchinson'la yapacak. Bir yıl daha oynar mıyı konuşacaklar. Hani 2052 sezonuna da girer miyim mi konuşacaklar. Maşallah diyelim Atiba'ya. Maşallah. Gidecek belli ki oynayacak bir sezonda. Tabii tabii, bu sezon sözleşmeyi yapacak, devam edecek. Ondan sonrasına bakacak herhalde. Ondan sonrası için de hani futbolun Ajda Pekkan'ı Atiba. Çok değil güzel. Mi? Üst düzeyde yapıyor bunu. Üst düzeyde yapıyor. Durumu idare etmiyor. Yedek kulübesinden girip de 15 dakika oynamıyor. Aksine bu sene kariyer rekoru kırdı. İstatistikte evet. Gol ve asist istatistikte bu sene kariyer rekoru kırdı Atiba. Futbolun olgunluk dönemine geçiş herhalde. Diğer yandan Gürcan abi, hani işler, olaya bakış açınız. Ya süt kupasından hayır çifte kupayı istiyoruz, ikisini de sonuna kadar kovalayalım'a dönünce bir şekilde işler yolunda gidiyor demek ki. Öyle öyle yani, Sergen Yalçın'ın bu sezonun yıldızı yapan da bu zaten. Sadece iki tane, yani birinci final aldı, şimdi ikinci de değil. Çok kısıtlı bir kadroyu, Ergin'in de dediği gibi çok konsantre bir sürede hep hazır tuttu, sahada tuttu. Hemen hemen bütün maçta, yani 40 maç oynadıysanız 30'u bunlara yakın, birbirine yakın seviyede geçmiştir. Tamam 10 tane sıkıntılı maç olmuştur ama 30'u, 2 tane altyapıdan oyuncu çıkardı Ersin'le Rıdvan'ı. Yani rakipleri transfer yaparken ona yapamadı. Neyse, elindeki kadrodan maksimum verimi aldı. Ve şey de, yani şu noktada esas en büyük teknik direktörlüğünü bu maç öncesi yapacak. Yani şampiyon olmuş artık, ne bileyim, rahatlamış. Keyiften rahatlamış. Sinir takımı tekrar bu maça konsantre etmek, hadi koçum kazanalım deme, yani o ruh halini yaratmada yaşayacaktır. En büyük problemi yarınki maçın özelinde. Antalya Spor'da ise tam tersi. Çok yoğun bir konsantrasyon var o finale karşı. Bekleyip göreceğiz. Yani keyifli bir maç bekliyorum ben. En büyük şey de şu, yani aslında bu sezon yakaladığı en büyük özellik de şu. Hiçbir takıma karşı önlem almak zorunda değil Sergen Yalçın. Yani öyle bir oyun düzeni, öyle bir takım kurdu ki her takım bir kere Beşiktaş önlem almak zorunda çıktığı zaman sahaya. Bu da en büyük avantaj olacak yarınki maçta. Karşılaşmanın Aspor ekranlarında olacağını da hatırlatalım. İsterseniz Ersun Yanal Hoca ve Lukas Podolski'yi de izleyelim. Akdeniz temsilcisinin teknik direktörü ve yıldızı neler söylemiş. Güzel bir fırsat. Bu tarihi yazmak için de bu fırsatı kullanacak hazır oyuncularımız var. Hep beraber buraya geldik ve yarınki maçı bekliyoruz. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Gerçi biraz geçmişe gidersek sezon başından bu yana çok yorulduk. Özellikle pandeminin getirdiği stres ve gerginlik bütün takımları çok yıprattı. En erken biten liglerden bir tanesiyiz. Sayı olarak çok fazla takımın olduğu, bunun altyapısına hazır olmayan bir sezon oynadık. İlk defa başımıza geldi. Bir de korona virüsüyle ilgili problemler yaşanınca takımlar oldukça yıprandı. Bunun üstüne oynayacağımız son maç, bunun en iyisini gerçekleştireceğimiz bir sonuç olsun istiyorum. Her iki takım da hayırlı olsun. We come here with the energy and of course with the fun on the pitch to win it. Evet, çok özel bir maç bizim için. Biz buraya kazanmaya geldik. Ben kariyerimde çok daha önemli maçlara çıkmış olabilirim. Hem milli takım hem kulüp seviyelerinde. Ancak her finalin ayrı bir yeri vardır. Bu finalin de benim için ayrı bir yeri olacak. Biz takım olarak buraya enerjimizi sahaya yansıtmaya geldik. Şehir için, takım için, kulüp için ve özellikle taraftarlarımız için çok önemli bir gün olduğunun farkındayız. Takım olarak buna bu şekilde hazırlandık. Yüksek enerjimizi sahaya verdikten sonra istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi çok özel bir gün. Başka özel günlerim de oldu ama her finalin ayrı bir serüveni vardır. Bu da benim için ayrı bir heyecan olacak.